Herkese merhaba. Bugün LS2 markasının çoğumuz tarafından bilinen FF352 modelinin bir üst modeli olan FF353'ün kutu açılımını yapacağım ve ürünle ilgili ilk izlenimlerimi paylaşacağım. Bu ürünü tercih etmemdeki en önemli sebeplerin başında fiyatı geliyor. Çünkü makul bir fiyatı olsun istedim. Ben motosiklette hız yapmayı, sürat yapmayı seven birisi değilim ve makul hızlarda kullanmaya çalışıyorum. Bugün birçok kişi için fiyat en başta gelen kriterlerden birisi ne yazık ki. O yüzden bu ürünü değerlendirirken bu kritere göre bir yaklaşım sergilemek daha isabetli olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü fiyat ve kalite birbiriyle çok yakından ilişkili şeyler. Bir ürünün kalitesini belirleyen en önemli şeylerin başında fiyatı geliyor. Gönül ister ki karbon fiberden üretilmiş üst seviye kaskları alabilmek ve kullanabilmek, ancak birçoğu bugün bir motosiklet fiyatında neredeyse. Benim kanaatim, makul süratlerde başımızı darbelere karşı koruma tedbirini sağlayabileceğini düşünüyorum. Kask gerçekten çok önemli arkadaşlar. En kötüsü bile olsa kask takmamaktan her zaman iyidir diye düşünüyorum. Bu kaskı biliyorsunuz FF352'nin bir üst modeli. FF352 de şart testinden 4 yıldız almış bir kask. Yani 353'ün de kötü bir kask olmayacağını düşündüm. Benzer kalitede üretilmişlerdir diye düşünerek tercihimi bu yönde kullandım. Zaman kaybetmeden kutu açılımımızı yapalım. Ürünü aldığım yer böyle göndermiş. Herhangi bir pakete sarmamış. Bu şekilde göndermiş. Muhtemelen kask zaten dayanıklı, sağlam, bir şey olmaz. Atarlarsa da hasar görmez olarak düşünmüş olabilir. O yüzden herhangi bir şeye sarmamış. Tabii şunu da unutmamak lazım. Hayat her şeyden önemli. Yani bazen canımız karşılığında bir fiyat belirlemek mümkün değil. Zaten insan hayatına bir fiyat biçemez. Anlamını kaybedecek bir şey. Yani şunu aslında önemsemiyoruz. Belki de motosiklete verdiğimiz para kadar ekipmana da ayırmalıyız. Çünkü bizi hayatta tutacak şeyler ekipmanlarımız ve onların kalitesi. Bu da ister istemez tabii fiyata yansıyor. Şimdi araştırırken internette birçok kask görüyorsunuz. Adam yazmış karbon fiber kask diye, fiyatına 400 TL demiş. Yani o paraya karbon fiber kask olmaz arkadaşlar. O fiyatlara sağlamlığı veya dayanıklığı bir şekilde artırılmış ABS plastik denilen kompozit malzemeden üretilen kasklar mevcut. Bu kompozit karışıma işte zaman zaman karbon fiber ilave edilerek güçlendirilmiş bazı modeller de olabiliyor. Bunların da tabii fiyatları biraz yüksek oluyor. İlla karbon fiber olmasına da gerek yok. Yani orta seviyede düşük beklentiler dahilinde polikarbon kabuk yapılı bir kaskı tercih edilebilir diye düşünüyorum. Ben sadece tercihimde termoplastik yapıya sahip bir kask olmamasına dikkat ettim. FF352'den farklı olarak havalandırma kanallarında ufak tefek değişiklikler var. Bir de en önemlilerinden bir tanesi pin lock kısımları mevcut. Yine bu yapmaması için iç kısımdan pin lock uygulaması yapabilirsiniz. 352'ye göre iç malzemesinde bir iyileştirmeye gidilmiş. Yani biraz daha kaliteli hissettiriyor gerçekten. Soket kısmı yine bildiğimiz soket. LS2'ye ait olan bir kare kodu var. Buradan ürünü sorgulayabiliyorsunuz. Yani mat siyah ve beyaz mükemmel olmuş arkadaşlar. Mat siyah ve beyaz gerçekten mükemmel olmuş. Hem tarz hem de sizi fark edilir yapacaktır.
Kaskta bir diğer önemli husus beden tercihi. Bunu yaparken bir mezura yardımıyla baş çevremizi ölçmemiz gerekiyor. Benim ölçümüme göre alın hizasından başımın çevresi 56-57 santim kadar geldi. Bu ölçüme göre normalde SM bedene karşılık geliyor. Ama LS2 markasında birçok kullanıcı bir beden büyük alınmasını tavsiye etmiş. Kaskın ilk başımıza geçirdiğimizde biraz sıkması gerekiyor. Büyük kask almamaya özen gösterin. Çok da dar olmasın, başınızı rahatsız etmesin. Şimdi kaskımızı deneyelim. Bakalım nasıl olacak, kafamızda nasıl duracak ona bakalım. Başıma tam oturduğunu söyleyebilirim. Sağa sola hareket ettirdiğinizde başınız da dönmüyor ve kask gerçekten güzel duruyor diyebilirim. Bu yapıp yapmadığına da önümüzdeki süreçlerde bakacağız. Yine bununla ilgili de görüş ve önerilerimizi sunarız. Şimdi bu kaskta mat siyah ve beyaz olanını özellikle tercih ettim. Hem tarzı çok hoşuma gitti hem de görünür olsun istedim. Çünkü motosikletlerde en hayati şey belki de görünürlük. Tamam, mat siyah çok tarz duruyor, böyle ceket siyah, pantolon siyah, kask siyah, motosiklet siyah, tamamen simsiyah çok güzel görünüyor. Çok tarz ama görünmüyorsunuz. Yani fark edilmiyorsunuz. Zaten insanlarımız motosiklet konusunda çok duyarlı ve dikkatli değiller. Dolayısıyla bir de siz hayalet gibi, gölge gibi dolaşıyorsunuz etrafta. Yani başınıza bir şey gelme ihtimalini artırıyorsunuz. Risk ölçütümüzü yükseltiyorsunuz. Özellikle gece zaten hiç fark edilmiyor. Bizim o yüzden fark edilir olmamız gerekiyor. Hatta reflektif ürünleri tercih etmekte de fayda var diye düşünüyorum.